Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Sesim çatallı. Yeni uyandığım için. Hemen hazırlandım çünkü Burak'tan önce uyanıp hazırlanmam ve tabii bir de kahvaltı hazırlamam gerektiği için birazcık daha ondan bir yarım saat kadar erken uyandım. Şimdi yumurtaların pişmesini bekliyorum. Burak'ı uyandıracağım. Bugün ne zamandır haşlanmış yumurta yemediğimizi fark ettim. İşte sosisli, sucuklu, öyle böyle omlet derken bir türlü pişirmemişim. O yüzden şimdi haşlanmış yumurta yaptım. Açıkçası havalar ısınınca da insanın canı çok fazla haşlanmış yumurta istemiyor. Onu yaptım. Bir de kızarmış ekmek. Yine çok uzun zamandır yemiyoruz. Daha doğrusu Burak olmadığı için, yani gerçi Burak bir aydır askerde olduğu için yiyemedik. Böyle şimdi sofrayı hazırladım. Zaten o kısmı göstermiştim size. Ben neden hazırlandım? Çünkü Burak'la birlikte dünkü vlogda yapamadığımız, cuma günkü vlogda yapamadığımız şeyi yapmaya gideceğiz. Araba bakmaya. Bunu size detaylı açıklamamıştım o videoda. Şöyle sıfır arabalara bakmaya gidiyoruz. Birkaç tane istediğimiz araba modeli, işte Golf ya da Leon olabilir, Ford olabilir. Bu arabanın alıcısı çıktı. O yüzden bunun üzerine artık böyle hani uzun bir süre bizde kalabilecek, hani her yönünü bilebileceğimiz ve çok uzun süre binebileceğimiz, Allah izin verirse çocuğumuz olduğunda işte rahatlıkla düşünmeden yepyeni bir arabayla yolculuk yapıp gezebileceğimiz bir araba bakıyoruz. Böyle ufak tefek düşüncelerimiz var. Zaten zaman geldikçe aldığımız, yaptığımız her şeyi sizler de görüyorsunuz. Neyse, dediğim gibi bugün hava oldukça kapalı. Ve hemen kahvaltı yapıp da çıkmamız lazım aynı zamanda. Birol babamlar da Ankara'ya gittiler. Ablam ve İnci de onlarla birlikte gitti. O yüzden ofiste boş bırakamıyor Burak. Şimdi hemen arabalara bakacağız. Bakalım bugün neler yapacağımızı görürüz. Hepinize iyi seyirler. Biz evden çıktık. Şu maskemi taktım. Bu çok güzel bir maske. Ebony'nin. Daha önce göstermişimdir size büyük ihtimalle. SM olarak geçiyor. Kadınlar için, işte böyle küçük yüzlüler için falan. Yoksa o diğer maskelerin şuralarından hep çıkıyor benim. Ve yani takmamın da hiçbir anlamı yok gibi oluyor. Şimdi bakacağız bakalım. Arabalara doğru gidiyoruz. Sonra belki ben ofise geçebilirim Burak'larla birlikte. Öğle yemeğini birlikte yeriz. Sonra bırakırım seni de. Değil mi aşkım? Evet. O da güzelmiş. Şimdi ilk Ford'a geldik. Yanında da Nissan var. Buradan bir bakacağız. Bakalım. Tamam. Önemli olan araba var mı ellerinde? Test sürüşüne çıkıyoruz. Burak sürecek. Bakalım, anlatacağım sonra. Ben önem oturayım, tamam. Yukarıdan. Bay bay. Şimdi bu arabaya iyi bakın. Bununla ilgili size anlatacaklarım var. Şöyle içini hatta dinleyelim. Şu an Kia'dayız. Kia'nın Sportage modeline baktık. Diğer arabayla Ford'la ilgili size anlatırım daha sonradan. Neden beğenmedik falan gibisinden, ama buna böyle şu an ellerinde araba yok. Arabayı bekleyeceğiz. O yüzden numarasını bırakıyor Burak. Bir hafta kadar sonra belli olacakmış işte, araba gelecek mi, ne olacak.
Bunlardan Burak anlatır size onu ama bir işte ufak bir şey olursa, zam gelirse arabanın fiyatları işte bir anda yükseliyor gibi bir şeyi var tam olarak. Onun ayrıntısını bilmiyorum ama hem o açıdan hem de çok uygun bir kampanyası var şu anda. Hem Jeep tarzında, içi çok güzel. Yani mesela Ford'la kıyasladığımda onu da içini çekmiştim zaten. İçi bomboş resmen. Buna bir sürü opsiyon ekletirken beklediğimiz fiyata çok çok iyi bir fiyata geliyor yani. Böyle, şimdi detayları zaten birazdan konuşuruz. Şimdi biz birazcık oturuyoruz. Şimdi Seat'a geldik. Yani bizim hayalimizdeki araba ya Seat Leon'du ya da Golf, Volkswagen. Şimdi bu arabaya bayıldık. Size de içini göstereceğim. Ve abi sağ olsun size gösterebileyim diye şu an ortalık bir yere çıkaracak arabayı. Ve bu en dolu paket. Yani bizim bütçemizin birazcık üstünde. Ama şu olaylara bakar mısınız? Bırak çıktı mısın? Gördün mü? Çok güzel. Ben böyle yanıp sönmesine bayılıyorum aşkım. Rengi de çok güzel. Ayrıca farklı. Ve dolu bir paket. Jelatinlerini sökmek bile şu an hayalim yani. İçini göstereceğim. Bakın içi bu şekilde daha yepyeni kokuyor. Kocaman bir ekran. Bu en dolu paketin bir altı mıydı acaba? Ya da en dolu paket miydi acaba? Burak'a bir sormam gerekiyor. Tam şey, şu kısımları deri. Şurası kumaş. Bunun bir alt paketi vardı. Bizimki düz vites otomatik olanı da var bunun. Ama daha düşük paketi. Buralar tamamen deri şöyle. Yani gerçekten bayıldık. Bunu bayağı beğendik ama işte birazcık bir araştırma yapmamız lazım fiyat için. Luca. Kedi daha iyidir ama. Ofisin kedisi. Kargolarımı alacağım. Tamam. Hem de yemek yiyeceğiz. Bak şimdi ben. Gel bak. Ona göre beslendi yani. Allah kaçıyor. Allah merdivene nasıl alışmış? Düşürecek. Senin ellerinin nasıl çizildiği belli oldu Aydın abi. Şundan çizeyim. Yapmıyor evet. Yemek yiyeceğiz. Şimdi yemekleri yedik. Aşkları topluyorum. Güzel kızlarım, ben eve geldim. Güzel kızlarım demeyeyim, belki takip eden erkek takipçilerimiz de vardır aramızda. Şimdi Buraklar Cuma'ya kadar gittiler. Oh, saatimiz kaç olmuş hemen bir bakalım. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Bir yarım saat kadar falan sonra Burak gelir beni almaya. O arada aslında yemeğimi mi koysam dedim. Bugün kabak yemeği yapacağım. Ofisten de çorba getirdim. Şurada belki görüyorsunuzdur. Fazla kalmış. Çöpe de gitmesin. Verin akşamı biz tekrar içeriz dedik. Güzel bir domates çorbasıydı. Vallahi ben bayağı beğendim hatta. Kaşarlı falan yapmışlar. Şirket getiriyor bu arada Buraklara yemeği. Hazır öyle olunca çorba getirdim. Akşamı hemen bir kabak yemeği yaparız. Yanına da belki bir fırında patates olabilir. Ama bugün yediğimiz yemekte patates ve tavuktu. Bakalım bakalım yanına ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi kadın itibaren gelen kargolarımı açacağım sizlerle birlikte. O yüzden bu kısmı kaç dakika olduysa ekrana yazacağım. Eğer izlemek istemeyen arkadaşlarım varsa bu kısmı ilerletebilirler. Daha önce de söylemiştim zaten. Kargoları görmek isteyen büyük bir kitle var gerçekten. Hani Instagram'dan takip etmeyen, sadece buradan takip edip hani o yüzden de lütfen kargolarını göster diyen bir kitle var. O yüzden ay, Nermin'in kargosunu benim kargom diye açtım. Olmadı. Bunu kenara ayırıyorum. Nermin'in kargosunu da bana bıraktılar da onlar şimdi memlekete gitti. Heh, bırak hemen. Görmek isteyen bir kitle olduğu için hani onları da mahrum bırakmak istemiyorum. Ve işte ihtiyaç durumuna göre yaptığım alışverişleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi buradaki, şimdi bu neymiş bir bakalım. Aa. Bu bir kaş jeli ve ooo ne kadar büyük gelmiş. Aa, bu kadar büyük beklemiyordum. Bakın. Şu bir tane marka var. Jouer sanırım. Evet. Onun muadili. Yani böyle kaş sabitleyen ürünlerden. Kaşlarımı boyamaktansa sabitlemek istiyorum aslında. Bu da tam öyle bir ürün. Wax, kaş waxı diye geçen bir ürün zaten. Fiyatı da çok uygundu. Gerçekten ötekilere göre yarı yarıyaydı. Ve içerisinden şöyle de bir kaş şeyi çıktı. Bu şekilde güzelce tarayıp sabitleyebiliyoruz. Birlikte deneriz ve bir tane de böyle cımbız hediye göndermişler. Böyle hediyeler olduğunda gerçekten hani minicik bir bileklik olabilir, bir şey olabilir.
Yani bilmiyorum, beni çok şey yapıyor ya, etkiliyor bu tarz durumlar ve hemen yorum yapma isteğim oluyor gerçekten. Genelde aldığım her şeyde mutlaka yorum bırakırım. Faydalı olabilmesi açısından, özellikle kıyafet konusunda işte beden ve kilo yazılması. Aa diyorum, işte tam benim kilom. O kiloyu bulduğuma tamam. Akışı ne aldıysa direkt o bedeli alabiliyorum. O yüzden yorum bırakmayı sizler de unutmayın. Şöyle bir tane dönüştürücü aldım. Type-C hub diye geçiyor bunlar. Bu MacBook için gerekli. Çünkü MacBook'larda hiçbir şekilde bir giriş yapamıyorsunuz. Bu için sadece ona uygun bir girişle SD kartımızı, işte hafıza kartımı vesaire buradan takıp işte bilgisayara aktarabilmem için gerekli olan bir aparattı bu. USB girişi falan da yok tabii MacBook'larda. O yüzden bunu bildiğimiz için direkt söyledik. Bugüne kadar işte daha da bilgisayarım bir önceki vlogda geldi. Siz göreceksiniz ama daha henüz editimi oradan yapamadım. Çünkü dediğim gibi bu tarz aparat ihtiyaçları olduğu için zaten bilgisayara aktaramadık. Aa yaşasın, far paletim gelmiş. Ay bu far paletini o kadar beğendim ki Revolution'ın ve bu tarz far paletleri diğer markalarda o kadar yüksek fiyatlardaydı ki, yani en az 150 lira diyebilirim. Bu 70-80 lira arasında ama içerisinde her renk var. Tam yaza uygun tonlar. Özellikle istediğim işte turuncu, mor, mavi, istediğim tonlarda makyaj yapabilmek için çok beğendim gerçekten. Bu mat bu arada. Aynen mat sanırım. Çok güzel ya, sarısı falan, renk tonları. Buna da bayıldım. Bu kadar güzel beklemiyordum. Bir de pigmentasyonu da çok güzelmiş. O şekilde yorumlar vardı. Tabii bir de kendim denemeli olarak da bakmak gerekiyor. Bunları böyle biriktirip sizlerle birlikte açmayı seviyorum. O yüzden her videoda kargo açıyormuş gibi gözüküyor ama şimdi her şeye göre de bir aparat sipariş veriyoruz. İşte mesela şu mouse'dan sipariş verdim. Normalde Magic Mouse sipariş verecektik. Magic Mouse Apple'ın kendi mouse'u. Ama fiyat olarak 800 liraydı ve açıkçası bir denemek istedim. Öncelikle hani şu tarz bir mouse'la arasında nasıl bir fark olabilir? Bu da yine Bluetooth bir mouse. Açamadım bir saniye. Bu da Bluetooth bir mouse. Uyumlu olabileceği söyleniyor. Hatta MacBook için alıp memnun kalan çok fazla kişi var. Ama olmazsa artık o zaman mecburen sipariş veririm dedim ama şimdilik gereksiz bir tabii MacBook'a o kadar para verip mouse'a vermedin mi diyebilirsiniz ama yani bilmiyorum, acaba başka bir mouse iş görebilir mi diye düşündüm açıkçası. O yüzden aa ne kadar güzelmiş, incecik, tombiş gözüküyordu fotoğrafta. Bakın çok sevimli. Normalde çok güzel bir pembesi vardı, pudra pembesi. Ama Burak bu renkte söyle çünkü ben de kullanırım deyince beyaz söyleyelim en azından dedik. Güzelmiş bu arada. Bu Bluetooth'la bağlanıyor sanırım. Bunu kutusuna atmayayım da çünkü şey yapamazsam, kuramazsam falan, kullanım kılavuzuna bakarım. Bu da bu şey. Ay çok güzelmiş. Bir mousepad ihtiyacınız varsa 9 liraya. Bakın gayet güzel. Çok pratik. Hemen böyle minicik. Gayet yer kaplamayan güzel. Yere alt kısmı da böyle kaydırmaz taban. Çok iyi. Yeterli. Sanırım bu. Aa evet, elbise. Bu elbisenin çok uzun zamandır stoklarını bekliyorum ve geldiği gibi tükenen bir elbise. 36 bedenini hiç bulamıyordum. 34 beden oluyor ama 34 beden alırsam elbiselerde boydan kısa geliyor genelde. Boyum 1.68 bu arada benim. Kilom da 53. 52.7 şu anda kilom. Ama 53 diyelim biz ona. Gerçekten gelir gelmez tükenen bir elbise olduğu için 36 bedeni. O yüzden indirimini bulunca direkt yakaladım. Bu direkt tatil elbisesi ya. Direkt tatil yani. Bakar mısınız? Üzerime giyip göstereceğim. Şurada şöyle lastikleri var. Kol kısmı böyle ayrı duruyor. Çok sevimli değil mi? Bu tonlarda bir elbise istiyordum. Pembe. Ha, bilgisayar çantası. Evet. Bu da MacBook için bir çanta. Ve bu çanta, hani şaşıracaksınız. Aa yanında bir hediye mi yollamışlar? Aa hediye de göndermişler. Nasıl ya? Acaba gerçekten hediye mi yoksa yanlış mı gönderildi? Bir bakmam lazım bir dakika. Hediye gönderilmiş. Harika. Ben bunu nöbete götürürüm. O yüzden çok sevindim. Nöbet ya da böyle işte mesela kampa falan giderken bize ekstra bir çanta lazım olduğunda böyle minik çantalar çok kurtarıcı oluyor. İşte mesela bunlara atıyorum sadece içecekleri dolduruyoruz gibi. Gayet güzel, sevimli. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok şaşırdım. Çünkü fiyatı çok uygun bir çanta bu. Hatta Nermin'ler de nereden aldıysanız biz de söyleyelim dediler. Fiyatı da çünkü çok uygundu. 59 liraydı. Normalde biliyorsunuz bilgisayar çantaları pahalı oluyor. Bir sürü de rengi vardı. Gayet güzel. Hatta MacBook için
oldukça büyük. İki tane şöyle gözü var. Ya benim MacBook'um için büyük çantası da var şöyle taşımak için. Ben çantalı kullanıyorum büyük ihtimalle. Şurada iki farklı gözü var. Ay bayağı beğendim bunu. Buraya zaten şeylerimi koyarım. MacBook aparatlarını, şarj kablosunu vesaire. Şuraya. Çok çok iyi. Hatta şurada da cırt cırt da bir gözü var. 59 liraya. Çok iyi. Yani ofis çantası olarak falan da kullanabilir. Aslında Burak getirip götürürken faturaları falan koyuyor bazen. Ona bakabilir. Ve en son bu siparişleri çok yeni vermiştim bu arada. Burak'la kendimize bir şeyler söylemiştim. Bir şeyler dediğim terlik. Onlar gelmiş. Bu arada bunun her türlü stokları vardı. Numaraları falan. O yüzden bir göz atın açıklama kısmına. Orada sizler için link olacak. Bakalım nasıl geldiler. Dokuları, tipleri, her şeyi aynı. Sadece Burak'ınkisi 43 numara, benimkisi 38 numara. Çok sevimli terlikler. Bunları böyle takım olsun diye ikimiz de beyaz aldık. Bir de birçok şeyle uyum sağlayacağı için. İşte benim beyaz pareo, deniz üstüne aldığım plaj elbiselerim, plaj eteklerimle, beyazlarla çok güzel de uyum sağlayacağı için. Ve bunlar böyle lastik olduğu için su konusunda da problem yaşamıyorsunuz. Bir tane Pent'ten aldığım mantar vardı hatırlarsınız. O daha çok böyle taşlık kısımlarında yürümeye, yani deniz içerisine falan girdiğinizde ya da kumla denize birleşen yerlerde dolaştığınızda bu tarz terlikler çok daha iyi oluyor. Bunlardan aldık. Fiyatları da gerçekten uygun. 50 liraydı fiyatları. Ben gerçekten beğendim. O yüzden bunları aldık. Hatta şimdi ayağımda duruşumu göstereyim size. Hatta elbiseyi de denesem mi? Geç kalır mıyım? Kalmam ya. Hemen elbiseyi de deneyip göstereyim size. Bakın ayakta duruşu bu şekilde. Çok güzel, ben bayağı beğendim. Bu arada tırnaklarım morardı ayakkabı vurduğu için, hiç bakmayın o yüzden. Gerçekten çok güzel ve tam numara. Çok rahat. Hatta şu kısımdaki kısımları ben sıktım. Çünkü benim ayaklarım biraz ince olduğu için şu sıkılmamış hali, şu sıkılmış hali çok daha rahat. Bayağı güzel. Sevdim. Ve işte aylardır stoğunu gözlediğim elbisem. Bu elbiseyi bir türlü denk getiremiyordum. Normalde kıyafet alışverişlerimi toplu yapıyorum ben. Ama bu elbiseyi sürekli bir sonraki aya erteleye asla stoğa girmiyor. Sürekli bedenleri bitiyor. Ve 36'sını bulmuşken kaçırmadım. Hani gerçekten beklediğime değen bir elbise oldu. Rengi çok tatlı. Kamerada tam olarak rengini gösteriyor bence. Böyle tatlı ve aynı zamanda boyu da gayet güzel. Tam böyle sahil plaj elbisesi tarzında. Çok güzel. Direkt tatillerde rahatlıkla giyebileceğim şu kısmı şöyle lastiğiyle bağlanmış. Ve bence bir beden büyük de söyleyebilirsin. Çünkü şu kısmı lastikli olduğu için oldukça sıkı bu arada. Bence 38 beden de söyleyebilirmişim. Ve öyle söylediğinizde boyu da birazcık daha uzun olabilir ayrıca. Çok tatlı. Sizler de beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Böyle bir renk elbisem yoktu, pembe renkli. O yüzden bir tane de böyle olsun dedim. Saçlarım da yaza uydu. Gerçekten yaza hazırım yani. Ecem arkadaşım gitmiş. Burak aldı şimdi beni. Ofiste işi varmış. Kahve yaptı bize. Kahve içeceğiz. İşleri var Burak'ın. Ah Luka, senin güzelliğin ne olacak böyle? Biral babam o kadar seviyor ki Luka'yı. O yüzden ofiste küçükken bulmuşlardı ve bırakamadılar. Ben çıkış yaparım. Sıkıntı yok. Çok tatlısın ya. Balım. Kuyruğuna bakar mısınız şunun? Uf. Tün yumasın. Yok ya, öyle bunu da bir düşüneyim dedim ya. Abinlik kahve ya, içeceğiz. Al gel. Al. Al. Oo, kim lan? Kim bu? Miyav. Görüyor musun kendini? Al, bunu atlayacak. Atlar mısın Ayşe? Sakın kameramı düşürme. Geldim, eve geldim. Hemen ev moduna büründüm. Direkt üzerime rahat bir şeyler giydim. Şimdi öncelikle çamaşırları atacağım. Yıkanması gereken çamaşırlar var. Yarın nöbetçi olduğum için bugün bir posta atarım. Daha uzun atamam çünkü dışarıya asamayacağım. Yağmurlu gözüküyor bugün hava. O yüzden içeriye asacağım mecburen. Bir posta yıkayalım. En çok ne varsa bir bakayım. Onları atacağım. Ondan sonra da hemen yemeğe girişeceğim. Yemek olurken de birazcık dinlenmek istiyorum. O kadar uykum var ki Burak'la birlikte uyanıp çıktığım için evden. Hala tam olarak kendime gelememiş durumdayım. Yemeğimizi de halledelim. Ondan sonra birazcık dinlenmek istiyorum gerçekten. Hadi gelin birlikte çamaşırlarımı atalım.
Şimdi dolaptakileri temizledim. Ara ara bu işlemi yapıyorum işte. 2-3 haftada bir buzdolabında bozulan, atılması gereken şeyler varsa onları atıyorum. Çok üzülüyorum evet ama bazen mesela kalan yemekler işte çok az. Burak için mesela ayırıyorum, atıyorum ki o gün halde annemler de yiyor. O zaman kalıyor. Ne kadar az yapmaya çalışsam da gerçekten her zaman da elim çok, yani bir orta olacak kadar diyor Burak her zaman. O kadar çıkıyor yemeklerim. Şimdi de şu yumurta haşlama makinesini, sabah yumurta haşlamıştım bunda. Bunu da böyle belli zamanlarda, mesela en son geçen ay yapmıştım. Ayda bir gibi. Şimdi sirke koyacağım birazcık içerisine. Hangi sirkeyi koyduğunuz fark etmez. Bakalım, bizde beyaz sirke var. Ben beyaz sirkeyi her amaçla kullanıyorum. Bitirmişim bile hatta. Şöyle ben buraları temizleyene kadar biraz bu şekilde bekleteceğim. Lekesi çok böyle sık sık yaparsanız zaten çok fazla leke birikmiyor üstünde. Ama bazen sert inatçı lekeler oluyor. O zaman kaynatıyorum ben biraz. Kaynatmak çok iyi olmayabilir. Sonuçta suyla çalışan bir şey. Zarar verebilir ama çok az, bir 2-3 dakika kadar kaynatınca hepsi çıkıyor. Şimdi bakalım bu şekilde çıkacak mı? Bekleteceğim. Şimdi şunları bir temizleyeyim hızlıca. Cifle yıkayacağım yemek olanları. Hızlıca burayı halledeyim. Makine var, makineyi yerleştireceğim. Sonra ya da önce yemeği koyar, o arada yemek pişerken de makineyi yerleştirebilirim. Bu arada da videom yayınlanacak. Yine ev işlerine giriştik. Hadi bakalım. Yemek bir miktar değişti. Yani şöyle kabak yemeği yapacaktım hatırlarsanız. Yanına da badalan kuru fasulye yapacağım. Yaş kuru fasulye diye geçiyor sanırım bu. Bu fasulyeden yapacağım. Dondurucumda varmış. Hem bitirmek amaçlı. Şimdi fasulyemi güveçte yapacağım. Çünkü çok lezzetli oluyor. Bu arada badalan kuru fasulye gibi olmuyor. Yaş taze fasulye, yaş fasulye olduğu için çok hızlı pişiyor. Yani standart bir yemek gibi aslında. O yüzden güveçte yapacağım. Normalde düdüklüde de pişirebilirdim hızlı olması için. Ay, o kadar acıymış ki sonrası, anlatamam. Gözlerim şu an inanılmaz yandı. Ki bunda hiç yanmaz normalde. Ay. Şimdi bunun üzerine zeytinyağımı gezdiriyorum. 3-4 yemek kaşığı gibi gezdireceğim. Tamamdır. Şimdi soğanım var. Domates, hatta azıcık da biber salçası koyalım. Domates salçası ve domates rendesi koyacağım. Bu şekilde pişireceğim. İsterseniz sucuklu yapabilirsiniz, etli yapabilirsiniz. Ben şimdi şıpşak yapacağım için bu şekilde olacak. Bunu hemen ocağıma alıyorum. Biz son günlerde çok pilav yedik. Hatta üst üste 2 gün pilav yedik. O yüzden makarna yapacağım yanına. Tabağımızda yoğurtlu. De. Bunu da kabak yemeği için yapıyorum. Diğer soğanlar da tamam. Bu soğanları da yemeğimiz için alacağım. Yaptığım kabak yemeği tam 4 kişilik. Zeytinyağlı yapacağım için zeytinyağlı yapacağım bunu da. Bugün bol zeytinyağlı günü oldu. Alalım soğanları. Sebze, zeytinyağlı sebze yemeklerinde yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum ben. Bunda da aynı şekilde yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğim. Avrosun. Zeytinyağlı olduğu için aslında isterseniz salça koymanıza gerek yok. Ama ben salça da koyacağım. Çok az. Küp küp doğrayacağım kabaklarımı. Soğan, salça çok az. İsterseniz hatta koymayabilirsiniz de. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir tane küp şeker. Yine zeytinyağlıların sırrı olarak. Küp küp doğruyorum.
4 tane kabak, 4 yemek kaşığı pirinç. Piştikten sonra da biraz dereotu, tercihe bağlı yine. Bu kadar. Şimdi ben hızlı hızlı halledeyim bakalım yemek. Şimdi bunun salçası güzelce pişti. O yüzden buna direkt su ekleyeceğim. Bunu da domates rendesiyle birazcık kavurdum. Şimdi onu da içerisine kabaklarımı ekliyorum. Allah dökmeden ekleyebilirsem. İşte iki ak etme matının en güzel yanı. Böyle kıvırıp hiç dökmeden koyabilmek. Şimdi bunu da zaten kabaklarımız biraz da küçülürler. Bu arada güveçte kuru fasulye denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle hafif, yanıksı, ızgaramsı bir tadı oluyor ve gerçekten bayağı hoşuma gidiyor bu benim. Biraz salçasını çok koymuşum, o yüzden rende eklemedim. Azıcık ondan derken bolca olmuş. Biraz da salçam tuzlu, o yüzden çok tuz eklemeyeceğim. Tuzunu en son atayım diye düşünüyorum. Şimdi kendime buz gibi bir chai tea latte yapacağım. İsterseniz sütü köpürterek de yapabilirsiniz. Bu sefer ben köpürtmeden yapacağım. Normalde biliyorsunuz ben bunun sıcağını içmeyi çok seviyorum. Çünkü kışın yani salep'e çok benzeyen bir tadı var. İşte içerisinde zencefil var. Karışık bitki çayı olarak geçiyor bu mistik çay. İçerisinde neler var? Mesela siyah çay, tarçın, böğürtlen yaprakları, zencefil, vanilya aroması, hindiba kökü, karanfil, meyan kökü, kakule meyvesi ve karabiber. Hem karışık bitkilerin olduğu bir çay. Çok koydum bir aslında konuşurken. Hem karışık bitkilerin olduğu bir çay. Hem de böyle salep tadında, kokusunda benim bayıldığım tarzda bir içecek. Şimdi bunun ağzına şöyle bir şey kapatıp bir iki dakika bekleteceğim. Zaten soğuk yapacağımız için biraz soğuyabilir. Şimdi bunu biraz bekledim soğuması için. Ve güzelce sıkıyorum. Uzatacağım ama önce birazcık süt ekleyip alıştıralım. Üstünü soğuk bir sütle tamamlıyorum. Ve o vanilyalı lezzete yakışacak en güzel şey tabii ki tarçın. Şimdi bir sürü iş aynı anda yapıyorum. Bir yandan içeceğimi içiyorum. Yemek öncesi ama çok canım istedi görünce. Bir yandan içecek içiyorum. Burada videomu izliyorum. Çünkü dün çektim, bugüne yetiştirdim. Bir hafta kusur var mı? Videoya işte açıklama kısmına ekleyeceğim deyip eklemediğim bir şey var mı? Mecbur bunların hepsine bakıyorum bir yandan. O yüzden onu izliyorum şimdi. Yani kendi videomuzu da izliyorsunuz mecburen. Hiç sevmem kendi sesimi duymayı, videomu izlemeyi. Ama burada da şeyler, yemeklere bakacağım da pişmiş mi diye. Bu kabak. Birazcık daha pişirebilirim. Bayağı iyi. Şimdi ben hemen kameramı şarja takayım. Zaten gördünüz yemekleri. Sadece kabağımın altını kapattıktan sonra çok az bir miktar dereotu ekleyeceğim ama çok az çünkü Burak sevmiyor. Hadi bakalım. Evet, şarjım olsun. Görüşürüz. Sizinle hazırlıyorduk her zaman. Affedin, bugünlük böyle oldu. Bu sefer bu yemek takımlarımı çıkardım, günlüklerimi. Bunları da Mudo'dan almıştım. Bunlar da Emsa'nın. Bunlar da çok sorulan çatal kaşıklarım. Bugün böyle bir masa oldu. Salata da yapmak istiyordum ama kendimi yorgun hissediyorum. Uykum var birazcık, o yüzden biraz zor geldi açıkçası.
mutfak işi halloldu. Mutfak tertemiz. Sıra geldi çamaşırlara. Gönül isterdi ki dışarı asmak. Bir saat içinde kuruyor artık dışarıda ama maalesef %70 yağmur gözüküyor. O yüzden mecburen içeriye asacağım. Şöyle çıkaralım. Ve artık benim yeni edit köşem burası. Artık beni hep burada göreceksiniz. Suyumu, karpuzumu, bilgisayarımı aldım. Bu arada bu bayağı güzel çıktı. Size göstermedim sanırım. Bunları MacBook'u alırken sipariş vermiştik. Magic Mouse yerine bunu aldık. O gerçekten yüksek bir fiyattı. Evet, bilgisayara çok para verip mouse'a vermeye kıyamadın mı diyebilirsiniz ama aynı işlevi göreceği için açıkçası bir denemek istedim. Bu 200 lira civarındaydı. Bluetooth'la bağlandı. Gayet güzel şu anda. Şey olarak da elime oturması, böyle inceliği falan bayağı hoşuma gitti bu arada. Şimdi ben artık birazcık edit yapacağım. O kadar uzun sürdü ki saat 11.30. Ve şu arabalarla ilgili konuşmayı yapmamışım. Editlerken onu fark ettim. Buranın yanıma aldım çünkü. O her şeyi benden daha iyi bildiği için. Alnım parlıyor şeyden, ışıktan. Saçların da parlıyor. Aynen. Onunla ilgili hemen hızlıca size açıklama yapalım. Ondan sonra kapatacağım bu videoyu artık. Yarın nöbetim var. Şimdi biz bugün araba baktığımızı söyledim zaten. Sıfır araba bakıyoruz diye. Ford'a gittik öncelikle. Yani güzel bir indirim yaptılar orada. Evet, Ford'da sağlıkçı biraz indirimi vardı. Biraz biz aslında yatırımlık da düşünüyoruz aracı. Yani o şekilde görüyoruz aracı. Aynen. Yani Ford güzel bir şey yaptı, indirim yaptı aslında. Ama çok da beğenmedik. Yani evet. Tam indirim güzeldi. Ama gene de içimize sinmedi. Yani bir süre sonuçta kullanacağımız için. Şeydi, çok boş bir pakette Gamze yaptılar indirim. Gamze Jeep'i çok beğendi. Aynen. Sonra oradan Kia'ya gittik, işte Gamze Jeep'i çok beğendi. Ya Ford çok boş bir paketti ve içi gerçekten hiç güzel değildi. O kısmı size çekmemişim. O da ama yatırım olarak çok iyiydi. Hı-hı. Aynen, sonradan artabilir onun, gibi. Çünkü Temmuz'da fiyatın artacağını söylediler ki artar. O zaman güzel bir aslında bizim için kar olacaktı. Ama tabii ki de gönlümüz hep bizim Golf ya da Leon'dan yanaydı. Aynen. Onların da fiyatlarını çok yüksek söylediler. Zaten ve Golf istediğimiz yok. Paket aynen araba yoktu. Bizim bütçemize uyan. Leon'da bütçemizin en sonunu göstermiştik. Hatırlarsınız bir yükseldik, hatta böyle ne yapsak falan biraz araştırdık düşündük, ettik. Sonra da kendimizi çok yoracağımızı aynen anladık. Yani şimdi evet, önümüz yaz. Yazı çok kurban var. Aynen. Aynen kurban yani var. Biraz şey zor olacak bizim için. O yüzden birazcık daha böyle bir alt daha basamak olsun dedik. Yani şu anda bir tane Golf, yani Golf düşünüyoruz açıkçası. Aynen, ama daha bütçemize uygun olan. Şey de güzeldi, Sportage de güzeldi ama onun galiba motor neydi? Evet, senin beğenmediğin şey. Atmosferik motor. Atmosferik motormuş. Bak size anlatamadığım şey buydu. Hızlanmasıyla ilgili bir şey galiba. Burak o yüzden onu çok beğenmedi. Evet, çok da performanslı. Ya şimdi uzun süre bineceğimiz için açıkçası böyle teknik ya özellikler az, o daha evet, iyi en biliyor. En az 2 yıl bineceğiz. Ben o kadar çok anlamadığım için benim için güzel, iç dizaynı süper, dışarıdan güzel. Ama Golf'ü ikimiz de beğendik. Orta noktamız Golf'tü. Açıkçası ben zaten çok Volkswagen sevmem ama bu yeni Golf'ü çok beğenmiştik. İkimiz de beğendik yani. Aynen. Bakalım. Önümüzdeki hafta biraz daha araştıracağız. Önce kendi arabamızı satmamız lazım zaten. Evet. Böyle yani işte biraz yatırım, biraz işte hem arabamızı yükseltmek, işte sıfır olursa tabii bizim için çok daha iyi olur gibi düşünerekten. Böyle bugün o yüzden bakmıştık. Ben kapatayım. Kapatalım mı? Kapat yok. Tamam. Beğenin. Yorum yapın. Abone takip olun. Takip edin. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin canım. Onu da söyleyin yani. Aynen, beğenmediğinizi de belirtebilirsiniz. Sonuçta oradan da Gamze neyi yanlış yaptığını fark etmiş olur belki. Kesinlikle. Yani yorum yapın. Her türlü yorumunuz aynen buna çıkıyor. Ve sevdiklerinize paylaşın. Evet. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Demeyeyim artık. Burak zaten hepsini söyledi. Hepinizi seviyorum. Ama Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan çünkü
Bakın hatta bir kitle var ki Instagram'dakileri biz hemen görüyoruz, YouTube'da aynı şeyleri görüyoruz diyen kitle var. O yüzden Instagram'dan takip ederseniz bugün ne olduysa anında haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Mutlu pazarlar.